Selamünaleyküm sevgili hobidaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Ben de özlemiştim balık tutmayı. Yaklaşık 2,5 aydır falan balığa çıkmadım. Çünkü balığın iyice bir azalma durumu oldu. Kışın normal olarak balık biraz kıyıda azalıyor. Açıkta daha çok balık oluyor. Tekneciler, oltacılar, teknesi olanlar, ağ atanlar, gırgırlar açıkta balık tutuyorlar. Kıyıda biraz bir yavaşlama oluyor, azalma oluyor deniz suyunun soğumasından dolayı. Bugün 29 Şubat 2024 Perşembe. Hava bugün de biraz soğuk, sisli. Darıca piknik alanına geldim. Bugün karidesle yemli takım atacağım. Ne balığı yakalamaya çalışacağız? Bugün iskorpit, izmarit, mezgit, eşek istavriti, bu balıklardan yakalamaya çalışacağım. Belki şansım yaver giderse karagözle denk gelir. Ama karagözü takımım çeker mi bilmiyorum. 0.20 misina bir takım yaptım. Takımımın bedeni 0.35, köstekleri 0.20, ucuna taktığım iğneler Mustad'ın 8 numara yemli iğnesi. Gebze oltacısı Ali abiden aldım malzemelerimi. Dün oturdum, takımımı bağladım, hazırlık yaptım. Bugün de sezonu açmaya karar verdim. Bu yıl sezonu biraz erken açıyorum. Çünkü bu yıl havalar sıcak gitti, kar yağmadı. Bu nedenle kıyıda balık var. İstavrit neredeyse hiç kesilmedi. Tek tük de olsa kışında güzel istavrit alanlar oldu. Yine aynı şekilde izmarit de hiç bitmedi. Lüfer girmediği için izmarit de bol oldu bu yıl. Şimdi ben de bugün geldim. Yemli takımla atışlarımı yapacağım. Bakalım kısmetimizde ne varsa yakalamaya çalışacağım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır görüşemedik. Siz de yorumlara cevaplarınızı yazın. Hep beraber yorumlarda konuşarak, fikir alışverişi yaparak balık tutalım hep beraber. Bu yıl bir gün öncesinden haber vereceğim. Bir gün ayarlayabilirsem müsait bir zaman, balığın da bol olduğu bir zamanda sizlerle birlikte buluşup güzel balık avı videoları çekmeyi istiyorum. Kısmette varsa yaparız. Evet, bu yıl yeni kameramla çekimlerimi yapacağım. Olta takımlarımı hazırladım. Her şeyimi yeniledim. Bakalım nasipse inşallah güzel balıklar yakalayacağız. Kanalımızı takipte kalın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, hemen takımlarımızı açalım. Bugün sabah erkenden kalktım. Yem bulamadım ilk başta. Açık yer yoktu. Açık yer olmadığı için yem sıkıntısı vardı. Ama bugün Perşembe pazarı var darıcamızın. O nedenle biraz şanslıydım. Pazara gittim. Daha pazar kurulmamıştı. Orada balıkçı abiler vardı. Onlardan rica ettim. Bana biraz karides verdiler sağ olsunlar. Evet, şimdi 75 gram da kurşun alalım ya da 60 da başlayalım. Belki şimdi zemini şu anda bilemiyorum. Bayağıdır da gelmedim. Bakalım zeminimiz ne durumda. Belki takımı kopartabiliriz. O nedenle hafif kurşunla başlayalım. Evet. Takımımız şöyle 4 iğneli kendi yaptığım kurşun bedeni bağladığım takım. Evet. Burası üst kısmı olacak takımımın. Ben bağlama şeklimden dolayı kendimi öyle ayarladım. Evet, şimdi takımımı açıyorum. 4 iğneli. Şu farklı bir iğne. Bunun markasını bilmiyorum. Elimde vardı, öyle bağladım. Boşa gitmesin dedim. Evet, onun sonrasında şurada benim, ben en çok Mustad seviyorum. Mustad marka en iyi iğneler genelde. Yani aslında çok çok hani profesyonel, çok çok kaliteli bir marka değil ama ben çok memnunum Mustad'dan. Japon malı bir ürün. Hani yıllardır da kullanıyorum. Balık vurduğu zaman yapışıyor balığa. İnce yapılı bir iğne. Sağlam da. Çok fazla da ince olmasına rağmen çok fazla da esnemiyor. Yani ben bu iğneden memnunum. Soran arkadaşlara duyurulur. Mustad. Mustad VMC. Mustad VMC'ye göre biraz daha kalın. VMC daha ince. Ama VMC'nin iğneleri de çok keskin.
dokunduğunuz anda saplanıyor. Elinizle bile bağlarken bile elinize saplanabilir. Evet. Şimdi takımımızı açtık. Bakın çok ince bir takım yaptım. Hani gözükmüyor bile. Ben bağlarken de biraz zorlandım. İnce takım bağladım. Evet. Şimdi makasımızı alalım. Parmak eldivenimizi alalım. Parmak eldivenimizi takalım. Hemen hızlıca. Bakalım. Bakalım bakalım. Sezonu açıyoruz. Vaktidir gayri. Sanki Osmanlı'yı kuruyoruz. Evet. Şimdi adam maçımız hazır. Hemen yemlerimizi açalım. Pazardan aldığımız taze taze karidesler. Taze karides, daha canlı canlı. Bakalım güzel iş yapacak mı? Karideslerimi sık sık kapatacağım ki kedi, köpek, martılar yemesin. Hemen karidesimin kabuğunu soyuyorum. Karidesin taze olması da bir avantaj. Ben bu kadar taze karides beklemiyordum ama tesadüfen işte pazardan aldık. Pazardan alınca tabii iyi oldu. Evet, bakın yemlerimi şu şekilde kesiyorum. Evet, 4 iğnem var. 4 parça yaptım bir karidesi. Şimdi karidesimin şu kafa kısmını en üstteki iğneme takacağım ilk başta. Evet, burası biraz yumuşak kafa kısmı. Biraz zor takılacak. Şöyle 2-3 sefer geçirmeye çalışacağım. Düşmemesi için. Evet, birinci yemim hazır. Şimdi ikinci yemime geliyorum. İkinciye de şu arkadaşı takalım. Bakın arkadaşlar, iğneyi tepeden saplıyorum. Bir kere çıkartıyorum gövdesinden. Sonra döndürüyorum. Bir kere daha. Yavaşça, yemi zedelemeden. Yemi zedelersek attığımızda düşer. Şöyle bakın, üstüne iyice diktim. Evet. Sonra evet, şöyle buna da şu arkadaşı takalım. Önce bir saplıyorum bir kez, döndürüyorum bir kez daha. Evet, bu iyi oturdu. Bunu daha fazla kurcalamayayım. Sonra yırtılabilir. Yemi bir de yırtmak var. Yem yırtılabiliyor. O yüzden iyi oturttuğunuzdan eminseniz çok fazla da kurcalamayın. Kopmasın. Evet, yemimi şimdi takıyorum. Şöyle. Bakın bunu da güzel oturttum. Kurşunum şey, iğnemin şu çukur kısmına iyice oturdu. O yüzden çok kurcalamıyorum. Evet, her şeyimiz hazır. Şimdi besmelemizi çekelim. İlk atışımızı 2024'ün ilk atışını yapalım. Hadi bakalım hayırlısı. Voltamı da ayarlayayım şöyle. Neredeyim? Darıca piknik alanındayım. Bakın şöyle etrafımı çekeyim. Şu ilerisi aslan çimento iskelesi. Bu taraf park. Yani ikisinin ortalarındayım. Şöyle ilk atışımı çok abanmadan yapacağım. Çünkü misinam da ıslak değil. Kopabilir. Abanmadan yumuşak bir atış yapıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yemlerim düşmedi. Yemlerimi görebiliyorum. Şöyle çok uzağa atmadım, abanmadım. Şimdi yavaşça elimle salarak bunu gergin şekilde dibe indireceğim. Güneş de doğmak üzere. Evet, sinem hala gidiyor. Attığım yer çok uzak değil ama derinmiş. Hala gidiyor. Biraz daha salalım. Sanırım oturacak şimdi. Evet. Kurşunum dibe oturdu. Şimdi yerden şöyle havalandırıyorum biraz.
Sonra gerdirip bırakacağım. Akıntı da var, bayağı da akıntı var. Takımı götürüyor. O nedenle dikkatli olmamız lazım. Evet arkadaşlar, oltamı attım, kurşunu dibe kadar indirdim, kamışımı da ayarladım. Şimdi sık sık misinamın boşluğunu alacağım, çok akıntı var. Akıntı olması kötü oldu, misinamı götürüyor, oltamı sabitleyemiyorum. Evet, şu anda biraz sabitledim ama kurşunumu sürekli oynatıyor yerden. Evet, şimdi beklemeye başlayacağız. Hadi bakalım, rastgeleye devam. İlk balığımızı kaçırdık, ne güzel. Yemlerim duruyor. Yemlerim sağlıklı. Ama balık yok. Hemen o alta bir yem takıp tekrar atacağım. Hemen atar atmaz balığım vurdu ama alamadım. Balık biraz yakında sanırım. İlk atışım da bayağı... Aslında ilk atışımda da çok uzağa atmamıştım ama biraz daha yakın attım, hemen vuruş aldım. O yüzden demek ki yakına çalışacağız. Çok uzağa atmayacağız oltamızı. Sağlamlaştırdım. Şimdi yemlerim de bayağı taze. Suda da hemen dağılıyor. Daha doğrusu dağılmıyor da yumuşuyor. Hemen yumuşadığı için çok çabuk kurtuluyor. Yemlerimi biraz kurutmam lazım dışarıda. Yemlerimi biraz doğrayıp hazırlayıp dışarıda kurutacağım. Biraz güneş olsaydı çok iyi olurdu. Evet, şimdi arkadaşlar yemimi değiştirdim, diğerlerini sağlamlaştırdım. Şöyle balık sanki biraz daha şu tarafta gibi ve yakında. Evet, şöyle çok uzağa atmadan. Güzelce indiriyorum suya. Evet, dibe oturdu. Birazcık bekliyorum. Evet, bir vuruş aldım. Evet, balık vuruyor ama oltama takılmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Evet, sanırım bu sefer aldım ama. Bu sefer inşallah kaçamayacak. Balık yakında. Ben boşa uzağa atıyorum. Evet. Çok aşırı abanmadan, çok da boşluk vermeden. Haha, haniymiş balıklar. Evet, vuran balıklar hani balığıymış. Bakın arkadaşlar, iki tane çır çır çektiğim. Bu arkadaşları geri salacağız. Sonra yem değiştirip yine atışımızı yapacağız.
Şöyle kocaman olsa bunlar, gene en azından hop düşürdüm, yenir. Ama bu arkadaşlar küçük, o yüzden bunlarla uğraşmıyoruz. Bu arkadaşları şimdi özgür yaşamlarına hoppa kavuşturuyoruz. Evet arkadaşlar, gene çırçır aldım. 3 taneydi. 3 tane birden çırçır bindi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yine çırçır topladık. Bayağı da açıktan aldım. Denedim, açığa attım. Çırçır geldi. Bugün istediğimiz balıkları tutamayacağız galiba. Bakalım ne olacak. Şu arkadaşı bir salalım. Bugün çırçırlardan gidiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar, sanırım korktuğum başıma geldi. Karagöz aldım herhalde. Aldığı gibi kayaların altına gitti. Takımı götürdü. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Şöyle bir serbest bırakayım. Biraz eğer gezerse. Hop, bıraktı. Bıraktı. Bu var ya, %90 kara gözlü takım geliyordu, gitti, kayaların altına girdi. Çekemedim. Vurmasıyla zaten alıp götürmesi bir oldu, anlayamadım bile. Bir anda aldı gitti. Karagöz'ün de aslında mevsimi. Ama işte takımı da patlatıyor. Karagöz tehlikeli. Çok sağlam takım olması gerekiyor. Zaten yemlerim de gitmiş. Bakalım takım zarar görmüş mü? Bakın şöyle kurşunun dibine ip bağladım. İple bağladım takımı ki kopmasın diye. Evet, yemleyip atacağız. Evet, güzel bir izmaritimizi aldık. Evet. Bakın telefonum da çalıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü avımızı sonlandırdık. Güzel iri bir izmarit yakaladık.